Merhaba arkadaşlar, abiler, kardeşler, ablalar, amcalar, dayılar, kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi yanımda çok yakından tanıdığınız bir isim var. Kim? Saniye Samra, Avlu dizisinin Hacer'i, kötü karakteri. Nasılsın? Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, sağ ol. Sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Kötüyü oynamak nasıl bir duygu? Bununla başlayayım önce. Yani kötüyü oynamak ilk başta benim alışamadığım bir duyguydu. Yani çok böyle gerçek hayatta öyle bir insan değilim. Herkes öyle söylüyormuş. Yani alıştığım bir duygu oldu ilk başladığım zamanda. Ve şeyi öğrendim. Ben bir oyuncuyum. Bu benim karakterim. Ve hayatta da böyle insanlar var. Ve benim bunu göstermem gerekiyor öğrendim. Ve öyle oynamaya devam ettim. Şimdi oyunculuğunu bayağı konuşacağız. Ben hemen şeye doğru bir giriş yapayım. Şimdi bugün senle Esot'u yapacağız. Evet. Değil mi? Hatta yapacağız değil, aslında sen yapacaksın. Ben izleyeceğim falan. Bunu da itiraf edeyim buradan. Yapacağız gibi duracak ama yapıyor genelde konuklarımız. Evet, bugünkü konuğumuz Avlu dizisinin kötü kadını Hacer, Saniye Samra. Ya genel anlamda güzel bir gündü, eğlenceliydi. İşte yemek yaptı bize, et sote falan yaptı. İşte ben Adanalıyım, mutfakta müthiş becerikliyim falan dedi. Yani mutfakta üzerime yok kardeşim falan filan yaptı bana. Telefonda da öyle konuştu. Ben mutfakta çok iyiyim, ne yaparsan, ne istersen onu yaparım falan dedi bana. Sonra bula bula et soteyi seçti. Genelde konukları yemeğini biz seçiyoruz ama bunu kendisi seçti. Ben et sote yaparım dedi. Tamam neyse, hani kolay bir şey yapsın da maksat günü dolduralım ya. Şimdi sen Esot'a yapacaksın ama biz aslında sana böyle şiş kebap falan yapmayı düşündük. Ha. Acaba nasıl olur diye. Sonra korktuk yani. Avludaki halini görünce şişmiş dedik, baba uzak dursun. Ben sana oldukça da mesafeli duracağım burada. Ya ama o bayağı Hacer, bıçak o var orada. Hacer, ben Saniye'yim. Vallahi bilmiyorum, bana gelen mesajların hepsinde işte gerçek hayatta da öyle mi? İşte rolünün aynısını yaptığı hiç oldu mu hayatta? Böyle tuhaf tuhaf sorular geldi. Ben korktum belki seni tanıyanlar yazmıştır diye. Ürktüm yani. Hayır, öyle bir şey yok tabii ki de. Ama aslında iyi bir insan mı? Onu da burada göreceğiz. Korkuyorsun, bunları koymuşsun. İşte yani mesafe koyuyorum bak. Bak dikkat edersen uzak uzak duruyorum. Hiç yakınlaşmıyorum burada. O zaman yavaştan yemeğimize başlayalım değil mi? Tamam. Tamam. Sen malzemelerini tanıt. Kuzu. Şey, Nusret gibi falan bu. Etin ne olduğunu ama kuzu diyebiliyorum sadece. Kuzu. Filato. Filito. Neydi? Ben de söyleyemiyorum, söylememeliyiz. Kuzunun sırtı ama filato mu? Filato. Sırt, filo şey, falan gibi işte. Bir şey söyledi. Yani o kadar ustası değiliz abi ya. Yani. Başladığından kesmeye. Şimdi malzemelerinde bir etimiz var, kuzu etimiz var. Evet. Domates kullanacak mıyız? Domates kullanacağım, soğan kullanacağım, kırmızı biber ve yeşil biber kullanacağım. Ve baharatlar. Aynen. Tamam. Bir sürü baharat. Okey, başlayalım o zaman. Biber salçası koyacağım içine. Ben Adanalıyım bu arada ve bizde bütün yemeklere biber salçası kullanıyoruz. Bazı arkadaşlarım var, domates salçasını çok seviyorlar. Ben hiç sevmiyorum yemekte. Ya ben de Urfalıyım, bizde de domates salçası ve biber salçası çok kullanılır. İkisi de kullanılır yani. Yani bir yemek kırmızı değilse yenmiyor. Evet ya. İlla böyle kırmızı olacak. Bir şeyler içinde olacak böyle, hem enteresan. Kırmızı olacak hem de biraz yağlı olacak yemek. Mesela dolma falan yapıyorlar burada. Batılı arkadaşlarımız. Bembeyaz. İçine fıstık mıstık koyuyorlar falan da yok, bizimkiler asla yemez ya. Ben de yiyemiyorum valla. Bizde bir de... Değil mi yani? Abi kıyma olur, et olur. İçine bir ne bileyim... içine kuyruk yağı da koyacaksın. Nohut da olacak o kuru patlıcan dolmasının içinde. O pişerken nasıl kokuyor. Aman Allah'ım. Böyle buram buram evin her tarafı kokuyor. Yani bir tencereyi yersin. Annem yapınca. Vallahi benim annem de sık sık yapıyor, yiyorum ya. Böyle haftada bir en azından o yemek yapılır yani. Sonra iki gün geçiyor. Ya biz uzun zamandır dolma yapmadık falan diyor. Ya anne diyorum, Allah aşkına iki gün önce yaptın ya. Ne uzun zaman. Kadının uzun kavramı biraz farklı. Evet, etlerimizi doğuruyor. Şimdi nerelisinle başlayacağım? Sen Adanalıydın değil mi? Evet. Allah'ın adamı. Saniye Hanım bir geldi. Dedi ki Adanalıyım. Yüreğime böyle cırmığı attı. Zaten o puan oradan kazandı. Şimdi Avlu'da işler nasıl gidiyor? Avlu'da şu an her şey çok güzel gidiyor. Hatta bizimkiler şu an çekimdeler, setteler. Bana tatil bugün. Yani heyecanla her hafta ben senaryoyu bekliyorum. Hemen gelir gelmez zaten okulum ne olmuş bu hafta diye. Biz öyle... Bir hafta öncesinden biliyoruz zaten senaryoyu, öyle hemen bulmuyoruz yani. Çok heyecanlı zaten başka bir işin uyarlaması Türkiye'deki. Ben o diziyi de izlemiştim. O da çok başarılı bir dizi, Avusturya dizisi. Bizim de farklı bir iş.
yani Türkiye'de yapılan işler arasında farklılığını gösteriyor bu dizide. Evet. Birçok açıdan. Hem böyle. Kurgu olarak. Evet, kurgu olarak. Renk yani olarak. Görüntü yönetmenimiz mesela çok iyi bir görüntü yönetmeni. İşte ışıkları, ondan sonra açılar, kadrajlar inanılmaz yani. O yüzden farklılığını gösteriyor aslında dizi. Yönetmenlerimiz çok tatlı. Hepsini çok seviyorum. Yani bilmiyorum, benim dizim diye demiyorum ama çok başarılı bir dizi bence. Ya Türkiye'de bu yıl içerisinde, hatta geçen sezon başlamıştı. Yarım sezon oynamıştı değil mi geçen yıl? Evet, 11 bölüm. Evet, sezon başında çünkü başlamadı, öyle hatırlıyorum. Takip ediyorum ben diziyi. Türkiye'de yapılmış en farklı işlerden biri. Evet. İzlerken de hani ben çok ciddi keyif alıyorum. Böyle enteresan ama istediğimiz noktalar da oluyor. Aman Allah'ım, elimi yakıyordum. Mesela tıkınlar neyini, yandı. Neyini eleştiriyorsun? Bu arada ben buna birazcık su koydum. Niye? Et biraz haşlansın. Bu kendi suyunu bıraksın falan diye. Ondan sonra suyunu çektikten sonra yağ koyacağım. Kısık ateşle mi yoksa ateşi açayım mı? Birazcık evet harlayabilirsin ateşi. Arkadaşlar bakın vallahi israf etmiyoruz. Yani yemek pişmesi lazım şimdi. Menemen değil ki. Et pişiriyoruz şu an. Vallahi değil mi? İki yumurta kırdıraydık falan. Bakalım yemeğin sonunda nasıl olacak yani. Burada karşıda jüri üyelerimiz var. Yemeği tadacaklar. Tadımda hepsini alacağım o. Ama yemek yapıyor yani. Biliyor benim güzel yemek yaptığımı. Peki mesela sen işte yemek yaptın, yedi. Sen ona sordun işte yemeğe. Dedin ki yemek nasıl olmuş falan. Genelde nasıl cevaplar veriyor? Ellerine sağlık yapıyor. Peki sen sorarken elinde bıçak falan var mı yoksa çok sakin mi soruyorsun? Çok sakin soruyorum tabii ki yani. O zaman inanabiliriz. Şimdi o zaman soğanlarımı doğruyorum. Doğru, tamam. Bir taraftan da anlatıyorum yemeği. Evet, tamam. Anlat ya, sıkıntı değil. Tamam. Biz genelde anlatmıyoruz. Öyle mi? Diyoruz ki sayın seyirciler, görüyorsunuz. Görüyorsunuz. Anlatmaya ne gerek? Soğan doğranıyor demeye mesela gerek var mı? Soğan zaten doğuruyor. Doğranıyor, evet, çok mantıklı. Evet, televizyonda diyor ya, bunu ince ince kıyıyoruz diyor. Zaten kıyıyorsun abi diye söylüyorsun yani. Tamam, o zaman şeyi söyleyeyim. İnce ince kıymıyorum. Evet. Bunu kalın bırakıyorum ki ağızda böyle güzel tat güzel. Bıraksın. Hadi bakalım. Umarım şeydir, ince kıyamadığından böyle yapmıyorsun. Ya o çok büyük ustalık gerektiren bir şey. Babam mesela hiç yani buraya bakmadan, tahtaya bakmadan bana bakarak böyle tak 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 diye doğruyor soğanları falan. Ama o yani ben onu hayat yapamam. Parmaklarını keserim o zaman. Mustafa yani. Abi bir denedim dedi, parmağında dikişler vardı. Ya. Mustafa abi yok, özür dilerim, Gökhan Orzum'du ya, karıştırdım ben. Senarist de onda vardı. Dikişlerime bak falan demişti. Nerede? Evde mi denemiş? Evde. İyi bir aşçıymış ya. Ama menemen yaptı. Biz menemen yaptırdık ama. Öyle mi? Evet, yemekleri hep biz seçtik. Adam menemen... Ya şöyle bir şey, hikaye şuydu aslında. Dizide bir karaktere hep işte Mustafa Krantepe hep menemen yaptırıyor. Ve dedik ki senarist kendisi nasıl yapıyor? Bir de gelsin o yapsın falan dedik. Yazması kolay da yapması nasıl dedik. Güzel yaptı. Mantıklı. Böyle kıyma falan da koydu. Güzel oldu yani. Peki menemen soğan mı? Evet, soğan. Menemen kesinlikle soğanlı olur. Ya bence de soğanlı olur abi. Yani soğansız menemen mi olur ya? Yani bir kere yedim, gerçekten çok kötüydü yani. Şimdi soğansız diyenler küfür edecek. Geçen biri şey demişti ama, soğanın kilosu ne kadar biliyor musun sen? Ya. İnsan soğan kor mu ona falan demişti. Ben dedim abi biz bir tane kullanıyoruz. Çok ben pahalı olduğu için. Ben bir tane kullandım. Evet. Bak gerçekten pahalı olduğu için bir tane. Çok pahalı çünkü. Bakın bir domates, bir tane, bir tane soğan, bir tane biber. Bir tane biber. Birer birer. Pahalı yani, yokluk zor. Ben biraz karıştırayım mı? Evet, evet. Sormadım ama. Karıştır. Bir taraftan. Demek biraz su koyup. Ben böyle bir şey yaptığımda genelde direkt yağ döküyorum. Onun için demek o şey ya odun gibi oluyormuş. Ama yağ dökersek içi çok pişmeyebilir de etin. Biraz suyla haşladıktan sonra o su çekilecek zaten. Bak görüyorsun. Evet, yavaş yavaş. Birazcık yağ dökeceğiz üstüne. Sonra soğanları atıp kavuracağız. Sonra biber salçası da koyacağız. Evet, senden biraz bahsedelim tekrar. Sen aslında tiyatro oyuncusun. Evet. Oradan dizlere gittin. Yani alaylı mısın, mektepli misin diye sorayım. Şöyle, alaylıyım ben. Lisansım öğretmenlik benim. Ne öğretmenliği? Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği. Yıldız'dan mezunum ben, Yıldız Teknik'ten. Aman tanrım. Yüksek lisans derslerine girdim ben Kadir Has'ta. Oradan Semaver Kumpanya'ya girdim. Oranın oyuncusuyum. 5-6 senedir oradayım ben işte. Kuşlar oyununda vardım. Cimri hala devam ediyor. Cimri'de oynuyorum. Çocuk oyunu var masal içinde. Semaver ve Kumpanya vardı. Şu an oynamıyor ama belki ileriki sezonda oynayabilir yani. Yani bir 6 sezondur Semaver'deyim. Ve orada olduğuma gerçekten çok mutluyum. Benim için çok büyük bir şans orası. Hem bir okul değil mi? Evet. Aynı zamanda da iyi tiyatrolar, iyi oyunlar çıkaran bir yer. Aynen öyle. Işıl yani Kasapoğlu var orada. Kesinlikle bir, yani adı üstünde zaten Kumpanya. Evet. Orada bir kumpanya işliyor. Biz mesela provalarda mutfakta yemek pişer.
aşağıda biri hocaya yardım eder mesela. Sen orada yemek yaparsın. İşte arada herkes yemeğini yer, tekrar provaya iner. Oyun öncesi de öyledir mesela. Oyun olmayan gelip yemek yapar sana. Çayını demler, kahveni demler. Ve yani Işıl Hoca da hep şey diyor. Sadece oyuncu yetiştirmek değil. Orada mesela şeyde ışıkçı da yetiştiriyorsun. Yönetmen de yetiştiriyorsun. Dramaturg da yetiştiriyorsun. Sadece oyuncu değil ve ben şeyi de çok seviyorum. Işıl Hoca'nın hep söylediği bir şey. Bana iyi oyuncu gerekmiyor. Bana iyi insan gerekiyor da her zaman. Ve ben evet, iyi insan olmak gerekiyor. Evet, şu dönemde tabii ki. Değil mi? Şu dönemde gerçekten iyi insan olmayı, evet. İyi insan bulamıyoruz ya. Vallahi. Peki şimdi Semaver Kumpanya'da bir sürü oyun dönüyor. Dediğin gibi çok samimi bir ortam. Peki sen hani oraya gittin, Semaver Kumpanya okulda işte öğretim üyeliği yaparken gittim dedin ama ya bu seçim, bu teklif nasıl oldu? Ya da sen mi harbiden ben tiyatrocu olacağım mı dedin? Yoksa var mıydı kafanda daha önceden? Ben zaten tiyatro yapıyordum. Bulut Tiyatro'daydım. İkinci katta oynuyordum. Yüksek lisansa gitmiştim ben. Çetin Hoca'nın derslerine giriyordum. Orada Merve diye bir arkadaşım vardı. Merve Dizler. Sağ olsun, o hakkını asla ödeyemem onu. Şey dedi bana, biz kuşlar oyununu çalışıyoruz dedi. Ve işte oyuncuya ihtiyaç var dedi. Gelmek ister misin dedi. Sen ne diyorsun dedim ya. Tabii ki de. Sonra sabah hemen aradı beni. Çabuk gel dedi tiyatroya. Ve ben koşa koşa gittim yani. Bir anda provada buldum kendimi. Böyle dans çalışıyorlardı o zaman. Ebru Hoca vardı işte, koreografi gösteriyordu. Bir anda orada buldum kendimi böyle. Dans ediyorum falan böyle ve şeyim yani, ben ne yapıyorum şu an burada? Nasıl oldu bu falan diye bir şaşkınlığım vardı tabii. Ondan sonra tabii ben herkesi çok sevdim. Herkes beni çok sevdi. Öyle devam etti yani. Çok güzel ya, tiyatro falan. Peki şöyle diye hemen diziye döneceğim. Böyle bir dizi, bir tiyatro gideceğim. Tamam. Dizi de çok merak ediliyor. Şimdi çok kötü bir karakteri oynuyorsun. Kudret'in sağ kolusun. Evet. Falan. Hatta bir ara başka biri sağ kolu oldu falan. Sen ciddi bir haset güttün, aradan da çıkardın onu. Peki şimdi sağ kolu musun? Şöyle, çok güvendiği adamım. Evet. Yani ona evet sağ kol deniyorsa sağ koluyum. Onu asla yalnız bırakmayacak adamıyım. O da şöyle, ben karakteri kurarken Hacer çok sevgisiz büyümüş bir kadın. Yani çocukken de ailesinden sevgi görmemiş, annesini tanımamış, anne sevgisi nedir bilmeyen bir insan. Ve anne diye de gördüğü Kudret aslında. Yani çok da bir şey bilmiyor aslında onunla ilgili, bir fikri yok yani. Sevgiyle ilgili bir fikri yok onun. Yakıyoruz şu an. Söylemiyorsun, oradan görüyorsun değil mi? Gördüm, azıcık kısayım dedim ama yanabilir yani. Mutfakta eğer yemek yapıyorum, yapmayı biliyorum diyen her insan, kadın ya da erkek, yemeği yaparken yemeğine kendisi dikkat edecek abi. Yanındaki kişi bak yanıyor, karıştır falan demez yani. Hadi ben yine bir iki tur karıştırdım ayıp olmasın diye de, hani misafirimiz sonuçta gelmiş falan dedik. Bir iki tur karıştırdım ama genel anlamda az kalsın yakıyordu ya. Yani ben işaret ettim, acıdım. Karşıda insanlar vardı böyle, karşısında işaret ediyordu. Tavaya bak, tavaya bak. Yani insan bir şey doğrarken ya da konuşurken unutur mu ya tavadaki et? Ama unuttu. Az kalsın kömür oluyordu da son anda yırttı, kurtardı orayı. Orayı sen kontrol edeceksin. Arada böyle bir sırf iş yapıyormuş gibi yapıp bir iki karıştırıyorum ama devamına karışmıyorum. Ama dostum hem konuşturuyorsun hem yemek yaptırıyorsun, sonra bir de yemeğimi yaptırıyorsun. Aa işte sonra tadım kısmında bunların hepsini değerlendireceğiz. Ama bak yanında hepsi daha aklında güzel olacak. Oldu bence. Çıtır çıtır. Bakalım. Kömür yiyeceksiniz. Hayır. Ne diyordum ben? Ne anlatıyordum? Evet. Anne eksikliği vardı Hacer'de. Evet. Soğanımızı da atalım. Çok uzak değil mi? Bakın o soğan. Soğan. Pahalı olan, evet. 6 lira. 6.49 da en son bir markette gördüğümde. İzzettin amca hani bana salça getirecek mi? Biber salçası. Evet. İzzettin baba salçası. Yok baba ya. Vermedi bana. Ortada kaldı. Acısız mı? Evet. Bir tık da acı koyabilir misin? Acıyı ayıp kapatma diyorum. Acı yapma, tadını iyi alalım. Öyle mi? Tamam. Ama biraz isot koyayım o zaman. Biraz acı da olsun. Koy. Bunun altını kısabiliyor musun Mustafa kardeş? Sanırım kıstım. Bir de sanırım... İzzettin amca bir şey soracağım. Bunu böyle 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 bir şey yapıyorlar ya, ben herhalde... Yapacağın ama... zaman haber ver, ben biraz öteyim. Şimdi... Alev çıkıyor ya buradan diye. O bir dahaki aşamada derste eğitimde sana veririz. Öyle mi diyorsun? Evet. Şimdi olmaz mı? Şimdi olmaz. Biraz zorlanırsın. Ama çok istemiştim öyle yapmak böyle. Ama biraz dobaçlarım olacağız diyorsun ondan sonra. Öyle mi? Yapamazsın tabii. Ha tamam, şu an yapamam. Şu anda yapamam. Sonrasında. Evet. Tamam, anlaştık. Evet, gördüğün gibi tiyatro, dizi derken bir de aşçı olmaya karar verdim. Tabii bir şey düşünüyor musun? Çok
çok eğlenceli bence yemek yapmak ama onu zaten evde mutfakta yapıyoruz. Yapıyorum diyor. Zaten tiyatroda da yapıyor. Aynen tiyatroda da. Bir de tiyatroda mesela 30 kişiye yapıyorsun yemeği. Öyle 4-5 kişiye değil kocaman tencerede yapıyorsun. Onu da tutturmak çok zor yani. Ben Semaver'e geldiğimde patatesli yumurta yedik. Sabah kahvaltısıydı sanırım. Biraz ama geç yaptık yani böyle 11-12 falan yani o saatlerde. Bir onu yedik ama çok az kişi gördük. Orada da galiba seninle tanışmıştık biz. Ayaküstü evet öyle işte herkes ismini söyleyip ben de şu kişi falan diye öyle geçip gitmişti. Yıllar sonra işte böyle denk geldik. Yıllar dediğim de bir yıl önceydi. Ama henüz gelip de Cimri'yi izlememişsin. Evet geçen neden? Mustafa abiye de söyledim. Ya. Yaptığım büyük bir ayıp. Çok merak ettiğim bir oyun ama hala gitmediğim bir oyun. Ne kadar tuhaf. Yani oraya röportaja gidip sonra çıkıp eve gelmişim. O kadar. Ne sordun ki röportajda o zaman? Aslında Mustafa abinin o zaman Çukur'a yeni başlamıştı falan filan diziyi falan konuştuk. Semaver Kumpanya'yı da konuştuk. Hangi oyunlar çıkıyor, kimler var burada falan biraz onun tanıtımı gibi bir şey de olmuştu. Bizcesi yani. Tabii ki herkes tanıyor, biliyor. Yeni oyunumuz var Madde 22. Artık onu gelir izlersin diye. Mutlaka. Evet, davet edersen gelirim. Her zaman davet. Semaver Kumpanya'ya geleceğiz aslında. Mustafa abi bize orada çorba yapacak. Hem çekeceğiz hem Mustafa yiyeceğiz. Zaten yemekleri meşhurdur orada ya. Çok öyle söylüyor da burada lahmacun yaptı harbiden güzel yaptı ama. Güzel. Hayatımda ilk defa yapıyorum dedi çok lezzetliydi. Evet o adamı da işte rezil edememiştik yemekte. Beni de edemeyeceksin inşallah. Hadi bakalım. Kısık ateşte yavaş yavaş pişiriyoruz. Bak işte kırmızı oldu ya. Yemek dediğin kırmızı olmaz mı Mustafa? Değil mi ya? Göze hitap etmeli ya kırmızı ya. Güneydoğu, Doğu Anadolu, Akdeniz dedin mi mutlaka içine kırmızı rengi koyacaksın. Evet. Yoksa olmaz. Bir de et olsun. Evet. Ya bu yemek yemek mi ki diyor içinde et yok ya. Annem hep öyle söylüyor. Değil mi? Yemek mi bu diyor içinde et yok. Ben sebze yemekleri severim ama. Ben okumaya üniversite İstanbul'a geldiğimde zeytinyağlı kavramını o zaman öğrenmiştim. Fasulye mesela zeytinyağlı da yenebiliyormuş. Onu öğrendim. Ben de onu burada öğrendim. Peki bu sezon final mi avlu? Onu henüz açıkçası ben de bilmiyorum. Ama zannetmiyorum. Bence 3. sezonda olur çünkü güzel giden bir iş avlu. Devam eder diye ümit ediyorum inşallah devam eder. İnşallah çünkü gerçekten güzel bir iş. Bu işin devam etmesi, reytlerin daha yüksek olmasını da umalım bu arada. Çünkü sevdiğim bir iş harbiden. Mustafa gitti arkaya da arkasından birazcık dedikodu yapabilirim. Çay içmeye çağırdı buraya beni göya sohbet ederiz dedi. Yemek yaptırmaya başladı. Bir de öğrendiğime göre de konukları böyle yemek yapamasın da YouTube'dan izleneyim para kazanayım işte yapamasın rencide edeyim onu falan. Allah'tan yemek yapabiliyorum yani. Şimdi Nursel Köse çok enteresan bir karakter. Yani ben kendisiyle tanışma fırsatını bulmuştum. Bir röportaj yapmıştık. Çok eğlenceli, çok enerjik, müthiş enerjisi olan bir kadın. Bir metreli kapı. Yani şurada diyor ki ben maharetliyim diyor. Bak tek parçada diyor domatesi soyarım. Soydu. Bakalım. Bak. Evet. Harbiden. Uhahaha falan diyor. Evet Nursel Köse ile nasıl geçiyor gününüz kamera arkasından? Nursel yani benim hayatta tanıdığım en pozitif insanlardan biri ve çok eğlenceli, esprili bir insan. Çok komik bir kadın. Yani ben mesela sahnede çok gülüyorum Nursel'e. Çok ciddi bir sahne çekiyoruz. Bir şey yapıyor o anda. Ya ben duramıyorum. Ya Hacer olarak gülüyorum evet ama onun altında bir de saniyenin de gülmesi var yani. Onu tutamıyorum ben maalesef. Ve şey o zaten Almanya'da yapmış bir oyuncu. Onun disiplini de çok farklı dizilerden. Ondan çok şey öğreniyorum mesela dizide ben. Sadece Nursel değil, diğer arkadaşlar da muhteşemler biliyorsun ki. Evet. Hepsi çok iyi oyuncu. Gerçekten. Yani... Benim en büyük şansım biliyor musun? Yani çok muhteşem oyuncularla çalışıyorum ben. Böyle en çok yorulduğun sahneyi sorayım ben sana. En çok hangi sahnede yoruldun? En çok ben kavga sahnelerinde yoruluyorum ya. Yani hem çok kalabalık hem kavga ediyorsun. Yani o kavgalarda zaten bir hoca geliyor. Sen ona göre kavga ediyorsun. Ve yani bir sürü tekrar alıyorlar haliyle tabii. Ama şey böyle mesela dizlerimin üstüne çöküyorum ya da biri beni tutuyor falan. O artık bir süre sonra çok canımı acıtmaya başlıyor yani. Dizlerim falan morarıyor, kollarım morarıyor. Yani işte o işin de cilvesi ona da yapacak bir şey yok. Bir de spoiler almaya çalışıyor. Bir insan neden spoiler ister ki? Diziyi izliyorsunuz zaten. Yani keyfi kaçacak. Ne istiyorsun spoiler? Hoş değil. Peki sosyal medyada sana en çok nasıl tepkiler geliyor? Şöyle, kötü karakterlere çünkü çok küfrederler. Evet bana ne yapıyorlar? İşte sen kıvırcıkların yüz karasısın diyorlar mesela. Sonra işte çok çirkin gülüyorsun diyorlar. Ne bileyim keşke ölsem falan diyorlar böyle. Ama sonuçta o karakter ben değilim yani. Saniye değil o Hacer karakteri. Ama
Hani böyle tepkiler almak aslında güzel bir şey. Demek ki işimi doğru yapıyorum dedirtiyor bana. Evet, inandırıcılığı evet. Başarmışsın yani. Evet. Peki böyle sokakta falan böyle tepki aldın mı? Sosyal medyayı geçelim. Böyle sokakta direkt gel buraya sen bunu niye yaptın falan diyenle hiç karşılaştın mı? Yok, öyle karşılaşmadım ama şöyle bir şey geldi başıma. Bir metrobüse bin istersen. Yok, ben hep toplu taşımayı... Vallahi bak orada kesin görürler ya. Kesin yani. Kaldırırlar bak. Ya öyle bir zaten şey oluyor. Acaba o mu değil mi bakışları oluyor derken zaten gitmiş oluyorum ben o anda. E gizli gizli fotoğrafını çekip seni etiketleyenler var mı metrobüste? Hiç görmedim onu. Onu çok yapıyorlar öyle, biliyor musun? Rastlamadım ona. Böyle alttan gizli çekip etiketliyorlar falan. Sen metrobüste indikten sonra görüyorsun. Aa, tabii. Böyle uyuklarken falan böyle çok kötü halde çekiyorlar. Böyle bir furya var, bir şey var, ekip var. Herkese yapıyor onu. Bir kere çok hasta olmuştum. Acile gittim işte gece. Ya kolumda serum var, yatakta 2.80 yatıyorum böyle yani gözüm artık böyle. Gördü beni işte bir fotoğraf çekilebilir miyiz dedi. Hadi. Ben de böyleyim bu halde mi diye yani öyle cevap verdim. Şimdi kırmak da istemiyorum tabii insanlara ama. Bak hemen buradan şu yoruma geleceğim. Hadi bakalım. Bu yorum bomba. Ekşi Sözlük'te gördüm bu yorumu. Demiş ki bacım neden Instagram'dan takip edip geri dönünce takipten çıkaracak takipçi toplama yöntemini seçtin kendine? Ben mi seçmedim? Daha kolayı da var demiş. Neymiş o? Kolayını açıklamamış. Böyle bir şey yaptın mı ya? Ben mi seçmişim? Evet. Ben anlamadım. Ben Instagram çok kullanmayı bilmiyorum. Sen Instagram'da birilerini takip ediyormuşsun. Onlar seni takip edince takipten çıkıyormuşsun. Ya öyle bir şey olabiliyor muymuş? Evet yani yaparsan yaparsın. Takip ve ediyorsun diye. Artıyormuş. Yani öyle yapıyorlar. Takip ediyorlar, ediyorlar. Benim bir firma var. Özellikle İstanbul Bilgi Üniversitesi. Yani onun bir sürü hesabı var. Zırt pırt takip ediyorlar. Sonra tekrar takipten çıkıyorlar. Bir hafta sonra tekrar takip ediyor. Yani bana diyor ki beni takip et. Beni takibe al diyor. Ama benim onu yapacak vaktim yok ki. Evet, sen Instagram'da yani, da fazla etkin kullanmıyorsun yani. Instagram'da çok etkin kullanmıyorum. Yani çünkü hep sete gidiyorum, sonra çıkıp oyuna yetişmeye çalışıyorum falan. Vallahi bilmem. Ekşi'de böyle yorumlar var yani. Teknoloji. Bakayım var mı? Nerede? Bak onu kopyaladım yoruma. Yok kardeş, kime söyleyeceğim? Vallahi öyle bir şey yapmadım. Biri de şey demiş, gelecekte sık sık rastlayacağımız en iyi oyuncular arasında olacak diye de böyle bir övgü de var. Gerçekten evet, mi? Yani. Biz ya. Olumsuzunu aldık ama olumlusunu zaten okursun dedik. Ya çok sevindim ona. Hadi bakalım ya. Yok gerçekten hani oyunculuğun başarılı ya. Ben dizide gördüm. Tiyatroyu daha görmedim. Ya çok güzel keyif alarak ve inanıyorum da ne kadar kötü bir kız ya falan diyorum yani. Ben bile izlerken kamera arkasını bilmeme rağmen hani az çok o işin içinde olmama rağmen ben bile o tepkiyi verebiliyorum. Çok sinirleniyorum hatta yani. Evet biraz gıcık bir karakter. Çok sinirleniyorum. Son bölümde falan Deniz gerçekten öldü mü ya falan diye sonra son gerçekten, sahnede gösterdiler. Hani en başta söylemiştim ya anne sevgisi bilmeyerek büyümüş bir insan ve o gördüğü karakteri, anne olarak gördüğü karakteri benimsemiş artık. Paylaşamıyor da başkasıyla. Evet, yani. Başkasıyla da paylaşamıyor ve onun için her şey doğru. Onun, yani annenin söylediği her şey doğru. Şunu yap Hacer, emredersin anne. Öldür Hacer, olur anne. Tamam anne falan. Hayır yok mesela onunla. Çünkü onun için anne. Hani kötü de olsa anne. Doğru geliyor. Ben baharatlarımı koyayım değil mi? Pul biber koyuyorum. Biraz acı olsun yemek ya yok, ama. Olur. Değil mi? İzzettin amca acı yapıyorum. O ne? Karabiber. Karabiber. Her türlü yerik. Adanalıyık. Allah'ın adamıyık. Tuzu az koyuyorum. Normalde koymuyorum ben. Kullanmıyorum tuz ama. Şimdi siz yiyeceğiniz için kesin tuzu yiyeceksiniz. Böyle ilk yorum tuzsuz ol. Ama tuz zararlı bir şey. O yüzden kullanmıyorum. Kamu spotu. Böyle böyle bir ekran girin. Size kamu spotu yazın. Günde kaç saat çalışıyorsunuz sette? Yani o değişiyor aslında sahnelere göre ama en uzun işte 12 saat, 11 saat, 12 saat buluyor. Mesela sabahlıyor musunuz mesela? Yok. Yani ben hiç sabahlamadım. Gündüz gibi. Evet, sabahtan başlıyor. Zaten kapalı alan olduğu için sabahtan direkt başlıyorsun. Işıklar ona göre ayarlanıyor. Gün ışığına gerek yok. Gerek yok, aynen. Giriyoruz, çıkıyoruz hemen. Kudret zaten, Kudret ortak alan diyor mesela. Tak 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 bütün sahneleri çekiyoruz. Avlular biraz zor oluyor tabii. Çünkü güneş işte bulutun arasına giriyor, onu bekliyoruz. Yağmur geliyor, bekliyoruz falan. O biraz zor olabiliyor. İzin koparırsak sizin platoya gelmeyi çok istiyorum. Ya gelin tabii. İzin koparırsak çekim yaparız. Koparamazsak gider geliriz. İzzettin amca hani bundan ateş çıkaracaktık? Hadi çıkaralım ya. Böyle fuş. Alevler fışkırsın. Dandan. Taşların tutuşmalı değil mi? Geriye alayım şöyle. Olay şu aslında. Biraz buradaki gaz olayı. Sen de az bir şey yaptın mı? Ha yağdan alıyorsun. Tabii. Ama tava aleve uygun değil. Değil mi? Değil.
Abi yapamadın mı yoksa? Yok, sabah aleve uygun değil. Evet, sabah uygun değilmiş Mustafa'cığım. Şu olay şöyle aslında. Bak yanıyor işte. Yanıyor. Ya. Ben bir kere yanlışlıkla ben evde yaparken oldu. Yandı çıkıyor, ben de bir ya. Ya bir de kendisi de hasta olur falan ama. Sen dersin ki... Ben de yapacağım. Geliyor, geliyor. Paris'te. Ben çok gömmek istemiyorum. Evet. Ama bu tava çok ağır bana, bana göre ya. Biraz şöyle şöyle yap, şöyle dene. Heh, yaptım işte. Oldu. Ha, şöyle dene, şöyle şöyle. Neredeydi? Burada mı deneyeyim? Burada deneyebilirsin. Gitme Mustafa bir yere. Heh. Oldu abi. Oh mis. Evzu billahi bile. Oh. Dur, bir daha yapacağım. Bu kadar. Oldu, çok oldu. Ağır bu çünkü. Bence oldu o. İzzettin. Tamamdır, hazır. Değil mi? Kapatıyorum altını o zaman. Kapat. Of, bir de kaşar olsaydı üzerine kaşar. Hemen kaşar istiyorum. Çok güzel kokuyor. Allah, bak. Ve kaşarımız geldi. Hazır mısın İzzettin amca? Hazırız. Tabağımız hazır olsun. Hazır olsun. Nereye doğru yaklaşıyorlar? Tamam. Ya da tabağın üzerinde mi koyayım? Tabağın burada mı koyayım? Biraz eritek mi diyorum? Ha, öyle mi? Yapalım. Çok acıktım. Ağzımı su yakıyor. Yani tadı güzeldi. Ben kesin böyle kömür olur yemeği yiyemeyiz falan diye düşündüm ama yok, kurtardı yani. Güzel, öyle kaşar maşar da koydu. Egzantrik bir şey. Abicim sen Adanalısın yani. Adana'da hangi yemeğin üstüne kaşar konuluyor? Kaşar kullanılmaz abi. Ben de Güneydoğulu'yum. Yok abi, konmaz. Kahvaltıda yenir de. Böyle yani yemek yapıp esote yapıp da üstüne kaşar falan. Hani benimle dalga geçtiler. Yok sen Paris'te mi büyüdün? Çatal kullanıyorsun falan filan dediler ama kendileri de Adana'da büyüdüm demelerine rağmen gidip abi esotenin üzerine şey koydular ya. Kaşar serdi. Ben böyle bir şey ilk defa gördüm. Adana'da var mı? Ben kaşarlı bir şey gördüm, o da mantar. Böyle közde mantar yapardı. Kimyon kaşar falan koymuşlardı. Öyle etin üstüne kaşar maşar. Kaşarlı kebap var mı mesela? Yok yani, etin üstüne kaşar. Adanalılar koymaz yani. Ya işte ne, Adanalıyım diyeyim işte İstanbul'da büyüyüp falan böyle bir asimile olmuş. Bir de kaşarlı güzel oluyor ya. Allah. Güzel görünüyor arkadaşlar. Bakalım tadı nasıl olacak? Çok ağır bu. Kesin tuzsuz. Evet ama gördün, tuz koymadım yani. Biz tuzu özellikle az koyuyoruz. Tuz zararlı. Sağlıklı yaşam. Evet. İyi sen de yaramıyor bunlara ya. Hiç yani. Ay, ekmeğini alıp da verelim. Abi ya çatalımız ya. Tadalım mı? Puanı verelim. Aa, bir de puan mı veriyorsunuz? Ama bana en başta söylemediniz puan vereceğinizi. Ben bilseydim tuz koyardım içine. 10 üzerinden değerlendirme. Ben puan veriyorum. O zaman tuzla bak. Tuzla değerlendirme, tamam mı? Tuz başka bir şey. Satım. Evet. Evet. Yakın çekim alalım lütfen. Şuna dayanamıyorum ya. He, oradan mı yanılacağım? Baba gelsene. Onu süsleyip buradan yedi ya. Ben de kameradan da. Baba gömsene. Baksana. Bakalım tarafsız olabilecek mi? Az sonra. Baba bak, kokusundan belli ya. Onu yemiyoruz. Bak herkes burada. Bebe buraya yaptık. Neden bundan yemiyorsunuz? Biz böyle yemeyi seviyoruz. Böyle mi? Böyle seviyor. Hani sen sadece kendine mi Müslümansın? Almışsın pideyi, getirmişsin. Bize abi, nerede? Sana özel yaptım. Ya teşekkür ederim. Bir şey söyle. Bize gerçeği söyle. Ne söyleyeyim? Bir saniye. Nasıl, beğenmedin mi? Et, pamuk, pamuk. Aa, gerçekten çok güzel olmuş. Ben yaptım diye söylemiyorum ama şahane. Bak senin için ekmek yiyorum. Evet, saygıdeğer toprağım. Vallahi mi? Evet. Etler lokum gibi. Bak neden güzel pişmiş. Bir de bana bak. Abi. Çok sıcak. Çok mu sıcak? Evet. Buna İzzettin baba yiyişi diyor abi. O yokken bile arkadaşlarından ben İzzettin baba böyle yiyor dedi. Şuradan bir yiyse. Tam böyle şura kaşarlısından al. Paris. Evet, Parisliydi değil mi? Ya bize şey derlerdi. Ben Birecikliyim. Urfa Birecikli şeydi. Doğulun Paris diyorlar. Monsieur. Adam diyor ya, İstanbulluyum. He, sen İstanbulluysan ben de Parisliyim. Ben Urfalıyım ya, valla Urfalıyım. Urfalıyım özelden. Babosan, biliyorum yani oradan şimdiden. Abi size bir söyleyeyim mi? Harbiden çok iyi. Valla mı? Lezzetli. İş bulamazsan beni buraya işe alır mısın? Abla, İzzetli ayıp amca. Ediyorsun ya. Sen mutfağı alırsın. Yöneticisin ya. Valla yönetici mi? Evet. Sizin gibi ters işimi demedim. Yok abi şöyle. İstanbul.
dizide dizi oyuncuların hepsi amele gibi yani. Hakikaten amele. Biz o kadar uzun saatler insanlara çalıştıramayız. Yani bir giriyorlar sahneye. Mesela bir sahne çekecekler. Sabah giriyor gece 12'de, 1'de, 2'de, 3'de. Bir de diziyi yatarak, uzanarak izlemek yasak biliyor musun? Bilmiyor muydun? Saygılı izliyorlar. Evet. Şöyle Hasan Usta zamanın Adana'ya çevrilen hanımın çıkıyor muydu abla? Orada kebap yapacak. Hasan Usta akşam 5'te gitti, sabah saat 5'te geldi. Ertesi gün personel toplantısı var. Hasan Usta dedi ki, bir daha girerken, bir daha diziyi uzanarak, ayak üstüne atarak izlemek yasak. Sinemada izler gibi oturacaksınız. Zorluğunu gördükten sonra. Ondan sonra biz uzanarak dizi izleyemiyoruz. Ya ben setleri gördükten sonra şey diyordum böyle, oyuncu olmak istiyorum dediklerinde sabırlı mısın? Yani, evet, o çok önemli. Yani çok sabırlı olmak evet. Gerekiyor. Yoksa oyunculuğu asla düşünmüyorum. Oyunculuğun fıtratında var beklemek. Ama değiyor her şeye ya. Ben çok seviyorum oyunculuğu. İnsan seyirci yapar. Ben evet. Seviyorum. Oyuncuları seviyorum ama oyunculuğu sevmiyorum. Konuştu. Geçen bir filmden teklif aldım abi. Gerçekten o kadar sevdim ya. Götürüyor şu an. Valla. Eline sağlık. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Bizi kırmadın. Buraya kadar geldin. Çok da lezzetli. Ben teşekkür ederim. Tekrar bekleriz. Allah bu sefer acıktığımızda seni çağırırız. Dolma yapalım. Vallahi. Yaprak sarması. Sezon şu kalınlıkta. Tekrar alıyoruz. Sabah dolma yapıyoruz abi. Bugünün ödülü. Şimdi oradan kim yemiş? Evet, güzel bir ekmek tabii ki geldi. Tabii ki. Şu ben onu hemen saklarım abi. Şöyle yaparım. Şöyle. Allah. Evet, yemeği çok iyi yaptığı için birincilik ödülü verdim. Ödülümü. Çukura da verdiniz mi bundan? Yok, hayır, bundan yapmadım. Bunda özel bir şey yaptı. Abi Gökhan abi gördüğünde var ya. Gökhan abi sana da yapacağım. Ama ben ilkim lütfen. Bizi kırmadın buraya kadar geldiğin için çok teşekkür ederiz. Harika bir yemek yaptın. Tadına baktık. Gerçekten güzeldi. Siz de evde deneyebilirsiniz. Bilmem onunki güzel olur mu ama deneyin yani. Çok teşekkür ederim. Çok ben teşekkür ederim. Eğlendin mi? Çok eğlendim. Ya yani yemek yapmak, bu ocaklarda hep istiyordum yemek yapmayı. Alev çıksın istiyordum. Çıkmadı ama olsun. Alevimsi bir şey yaptık. Alevimsi. Yakın bir şeydi. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ayaklarına sağlık. Çok sağ ol. Sana oyunculuk hayatında başarılar diliyorum. Zaten başarılısın. Daha çok teşekkür ederim. Sağ ol. Sağ ol. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı. Daha kimleri konuk almak istiyorsanız ya da bu videoda ilgili görüşlerinizi yoruma yazmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bir gün ona yaptıracağım zaten. Gel diyeceğim, sen yap yemekleri, ben bakacağım tadına diyeceğim. Öyle çağıracağım. Rencide etmek neymiş görecek. Çok keyifli bir sohbetti ama. Çok değişikti yani. Hiç... Öyle. Çok güzel bir programdı. Bir dahaki sefere de başka yemek yaparız artık. Görüşürüz. İnşallah öbür sefere yok dolma sarma yapacağım dedi de bakalım sezon sonuna yakın ona sarma yaptı. Sarma saracak. Bakalım perçe parmağı gibi mi yapıyor yoksa baş parmak gibi mi yapıyor onu da göreceğiz. Orada becerikliğini de hep beraber şahit olacağız. Görüşmek üzere. Sana çok üzülüyorum Mustafa Kılıç. Yemek 10 puan. Kaşar acayip yakışmış. Bu yemeği yapıp üstüne kaşar atmayı mutlaka unutmayın. Teşekkürler. Bitti. Kayıt bitti. Kitlendim.